Arsa satışlarında artış yaşanınca dolandırıcılar da gözünü sektöre dikti. Kapora dolandırıcılığı bir hayli de arttı. Peki sahtekarlar nasıl bir yöntem izliyor? Dolandırılmamak için neler yapmamız gerekiyor? İşte uzmanlarından vatandaşlara uyarılar. Şu anda yeni trend maalesef ki arsalar üzerindeki kapora dolandırıcılığı. Bir fırsat gibi görülebilir ama bir anda o sizin kabusunuz olabilir. Dolandırıcılar bu kez arsa satışlarına gözünü dikti. Kapora dolandırıcılığı çok sayıda vatandaşın başını yaktı. Vatandaşlarımızı bu konuda uyaralım. İnsanlardan kaporaları toplayıp daha sonrasında maalesef aradığınız kişiye ulaşılamıyor şeklinde o kişinin aslında bir dolandırıcı olduğunu daha sonrasında öğreniyoruz. Son depremde arsa satışlarında bir hayli artış yaşanınca sektör dolandırıcıların iştahını kabarttı. Sahtekarlar piyasaya hedef aldı. Dolandırıcılar özellikle internet üzerinden verdiği hayali ilanlarla değeri düşük ücretlerle yatırımcının dikkatini çekiyor. Düşünün ki bir ilan portalında denize sıfır, işte çok güzel bir şekilde bir arsanın ilanını görüyorsunuz. Daha sonrasında da rakamı da çok cazip hale getiriyorlar. Aramamanız mümkün değil. Örnek veriyorum, diyor ki işte şu metrekarede işte 300 bin lira bir ilan. Ve daha sonrasında o ilanı aradığınız takdirde karşı taraftaki kişi diyor ki aman orası çok fazla talep var. Eğer burayı almak istiyorsanız bize bir hemen bir kapora gönderin. İşte 20 bin gönderin, 30 bin gönderin, artık durumuna göre. Olan vatandaşa oluyor. Hayatı boyunca belki de tüm birikimini bir telefonla dolandırıcıya kaptırıyor. Mağdurlar bir kez daha telefonla aradığında ya telefon kapalı oluyor ya da o telefon hiç açılmıyor. Gözlemlediğimiz yaklaşık ilan sitelerinde 1,5 milyon civarında ilan görülüyor. Bunlar tabii bu çok ciddi bir rakam. Hani bunların kimisinin çift 2, 3, 4 kere girildiğini düşünüyoruz. Kimisi hiç olmayan arsaların girildiğini düşünüyoruz. Güvenli arsa alımı yapmak için uzmanların tavsiyesi: birincisi, asla arsayı görmeden kapora göndermeyin. İki, zaten o arsa sahibi mi, emlakçı bile olsa, aracı bile olsa herhangi bir şekilde kapora alma yetkisi asla yoktur. Ve bununla ilgili de evrakları görmeyi talep edin. Ya belediyelerden veya il özel idareden bilgisinin alınması gerekiyor ya da mutlaka uzmanlardan görüş alınarak bu arsalar alınıyor olması lazım. Uzmanlar kapora dolandırıcılarına karşı Ticaret Bakanlığı'na da çağrıda bulundu. En önemli önlem açıkçası devletimizin, özellikle de Ticaret Bakanlığımızın açıkçası bu ilan sayfalarına herkesin giriş yapmasını engellemesi gerekiyor. Herkes, yani bugün üyeliği olan herkes buralara ilan girebiliyor. Bu doğru bir şey değil. Burada bir lisanslama sürecine gidilmesi gerekiyor.